Bir başladım bu işin ardı arkası kesilmez. Artık her adımı takip edilir. Yok Nihal Ziyagil alışverişte, yok şunu giydi, bunu çıkardı. Adnan tamam yeter artık. Ya zaten durumu hassas. Büsbütün dengesini bozacaklar çocuğun. Kaldıramaz ki o bunları. Çok büyütüyorsun sen de. Tamam işte tekzip edeceksin, zamanla da unutulacak. Tabii Behlül Bey yeni vukuatlarla gündeme gelmezse. Ne sorumsuz, ne vurdum duymaz bir adam bu. Hayır, gelip söylese böyle böyle diye hazırlıklı olurduk. Elif'le karşılaştıklarını söyledi. E kavgayı da söyleseydi ya. Lütfen uzatma artık. Behlül yarın gidiyor işte. O gözden uzak kalınca dikkatler başkalarına çevrilir, geçer gider. Seni de üzdüm. Elimde değil, ne yapayım? Senin yerinde kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Kızım benim için çok değerli. Biliyorum. Sen de öylesin. Onu da biliyorum. Huzur veriyorsun bana, Can. Nihal'e bakayım ben. O da çok üzüldü. Hemen dönerim. Ne işin var burada? Adnan Bey'le konuşacaktım. Adnan Bey yattı. Beşir Adnan'la konuşmak istiyor. Şimdi geldi, Adnan yattı dedim. Bugün ben şirketteyken de aradı amcamı. O gördü bizi kesin. Yoksa niye arasın, gece vakti odaya kadar gelsin? Panik yapma. Kendi durumuyla ilgili konuşmak istiyor. Nasıl emin olabiliyorsun? Ya bizimle ilgiliyse? Hayır, görse şimdiye kadar çoktan söylerdi. Bilmiyorum, dağıldım ben, karma karışık oldum. Hazırlanıyorsun. Biletimi aldım. Yarın sabah gidiyorum. Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum. 10 gün falan, daha fazlasına... Amcamdan yediğim fırça az geldi. Sağ olsun Bihter tamamlıyor. Bu kadar hafife alınacak bir şey değil Behlül. Biliyorum. Nihal senin sorumluluğunda çıkıyordu geceleri. Onu koruyamadın, magazin malzemesi ettin kızı. Yeter, ne olur bitsin artık bu konu. Tamamıyla bitmeden baban rahat etmeyecek, biliyorsun. Onu üzmeye kimsenin hakkı yok. Ciddi ciddi gidiyor musun şimdi? Behlül kaçar ha? Sevildiğini anla, senin için yapıyorum bunu. Ben geceleri çıkmak için senin dönüşünü mü bekleyeceğim yani?
Bir de bana sorumsuz diyorsunuz. Buyurun işte. Peki gerçekten artık hiç beraber gezemeyecek miyiz? Zaman geçip basın sizi unutunca gezeceksiniz tabii. Ama şimdi suların durulması, babanın da sakinleşmesi lazım. Tamam mı? Hadi şimdi çıkalım, Behlül yatsın. Sabah erkenden yola çıkacak. Çok erken gitmeyeceksin herhalde. Sabah görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Hadi Nihal. İyi geceler. Size de. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Masumiyetine acımıyorsun hiç. Sana zaafını kullanıyorsun. Ne diyorsun sen be? Küçücük bir kız o daha. Yazık değil mi? Ha? Yazık değil mi? Nihal'in duygularından faydalanıyorsun. Nihal mi? Öpüşüyordunuz, gözümle gördüm. Sen gördüğünü yanlış yorumlamışsın. Bu çok masum bir kucaklaşmaydı. Döndüğüm için mutluyduk ikimiz de. Sarıldık, evet. Ne var bunda? Dostça, kardeşçe bir şey. Böyle düşündüğüne inanamıyorum. Nasıl rahat yalan söyleyebiliyorsunuz? Hem nişanlınıza, hem Nihal'e, amcanıza... Nasıl rahat kandırıyorsunuz insanları? Kendine gel! Böyle bir şey olabilir mi? Deli misin sen? Gerizekalı! Saçma sapan düşüncelerini kendine sakla. Adnan Bey duysa ne hale gelir kim bilir? Bana bak. Aptallıklarınla kimseyi huzursuz etme. Senin canını okurum.
Müzik